Evet sevgili takipçilerimiz, bugün yine bizim mahalledeyiz. Bizim mahalle neresi ben bilmem. Muhtar Bey'im. Evet muhtarım, hoş geldin. Bulduk. Öncelikle siz de çok hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mersin Mut Sakız Mahallesi muhtarı. Evet. Mustafa Mutlu. Peki Sakız neresi? Nereye bağlı? Sakız Mersin ilimiz, Mut ilçemize bağlı. Evet. Yani merkeze kaç kilometre burası? Merkezimize Mersin'le yaklaşık 180 kilometre. İlçemize, Mut ilçemize 20 kilometre uzaklıkta. Yani çok da uzak değil. Kesin. Sakız Ovası. Gerçekten ova mı burası? Nedir? Muhtarım biraz yapısından bahseder miyiz? Herhalde tek bir mahalle de değil değil mi burası? Değil, evet. 4 tane mahallemiz var. Özellikle Mut'umuzun en geniş arazisi Sakız köyünde diyebiliriz. Yani buraya bağlı mahalleler de var herhalde. Buraya bağlı Topallı mahallemiz var bizim. Hı-hı. Ondan sonra Çatallı, Mezardüzü mahallemiz var. Çiftliserinli mahallemiz var. Çok yakın mı buraların bu diğer mahalleleri? İşte Topallı mahallemize 3-4 kilometre civarında. Mezardüzü mahallemize 3 kilometre civarında. Çatallı'ya yine herkese 2-3 kilometre civarında. Yani geniş arazi burada fazlasıyla. Peki köyümüzün toplam hanesi nedir burada muhtarım? Köyümüzün hanesi yaklaşık 350 haneden mevcuttur. Nüfus olarak da 1010 civarında nüfusumuz var. 1010 civarında nüfus var. Yani bir göç var mı burada, yoksa nedir şu anki durum? Daha önceki nüfus sayımına göre, haneye göre? Geçmiş yıllarda şöyle söyleyelim. Geçmiş yıllarda tabii çok kısmi olarak da göç verilmiş ama şu anda artış durumunda. Hı. Mesela geçen yıla baktığımız zaman yaklaşık 15-20 kişi artmış durumda şu anda. Şu anda artmış. Evet. Peki bizim bu bölgenin geçim kaynağı nedir muhtarım? Geçim kaynağımız... Yaklaşık 2010 yılına kadar büyükbaş, küçükbaş, özellikle büyükbaş hayvancılık çok yaygındı ama evet. İşte bu sulama suyu geldikten sonra kayısı, ondan sonra zeytin, üzüm gibi o tarz ürünler yetiştirmeye başladılar. Yani bu su geldikten sonra dediniz, biraz bundan bahseder miyiz? Biraz açıklayalım. Şimdi burada sulama kooperatifi de var herhalde değil mi? Sulama. Sohbetinden sonra kooperatif başkanımıza da görüşeceğiz. Daha geniş bilgi de oradan alırız. Yani tarım yapılabilir, tarım olması gerekir mi diyorsun muhtarım? Yaklaşık işte 2010 yılında Kırsal Kalkınma ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın hibesiyle, %75 hibesiyle, köy halkının da desteğiyle tabii sulama suyu için. O dönemki siyasilere çok teşekkür ederiz hocam. Çok destekleri oldu. Sağ olsunlar. O yıldan, 2010 yılından sonra işte kayısıcılık ciddi şekilde arttı. Zeytincilik hakkında öyle. Kısmi olarak tabii üzümcülük, üzüm bağlarımız da var bizim. Yani bağcılık devam ediyor. Yani ne yapıyor? Bağcılıkta insanlarımız herhalde kendi ihtiyacı kadar mı yapıyor? Yok, yoksa satın oluyor mu? Satacak kadar da yapıyor. Yani mesela pekmez yapılıyor. Sofralık üzüm de yetişiyor. Sofralık üzüm de yetişiyor. Çok güzel. Belli bir kısmında, yani Mezardüzü kısmında üzüm yetiştiriciliği de var. Peki kayısı çeşitleri dediniz. Kayısı çeşitleri neler oluyor burada? Kayısı çeşitlerimiz erkenci makador cinsi kayısı var işte. Ondan sonra tropikal, ondan sonra Aldeniz cinsi, özellikle Aldeniz çok verim aldık. Evet, çok bebek güzel. Bebek var işte kısmı olarak. Yani o zaman burada yani fazla bir göç yok dediğiniz gibi muhtarım. Okulumuz var mı burada? Okul ne durumda? 2001 yılından itibaren taşımalı eğitim var burada. Yaklaşık 250-300 civarında öğrencimiz buraya İlice olsun, ondan sonra Özlü, Aydınoğlu, diğer bizim kendi içerimizdeki Topallı, Mezardüzü mahallelerimizden taşıma var. Evet. Yani şu anda burada okul kaç sınıfa kadar var? Burada 8. sınıfa kadar. 8. sınıfa kadar var. Yani burada hayat devam ediyor. Mut ilçemiz zaten kültür, sanat, her şeyle, doğasıyla, tarımıyla, hayvanıyla, her şeyle dolu doluyuz. Kesinlikle. Ve bu Sakız mahallemizde, Sakız köyümüzde ve Sakız Ovası diye bilinir buralarda. Ve ovamız... İşte su olsun yeter ki, yani ne dikersen, insanı diksen insan dahi çıkar bu topraklarda. O kadar bereketli, güzel bir cennet yerdeyiz.
Öyle mi muhtarım? Çok geniş arazilerimiz geniş, var. Yani geniş arazilerimiz. Daha çok olsa daha çok verim olur. Yani. Ama şu da var. Yani insanlarımız çalışkan. Kesinlikle. Öyle değil mi? Yani insanlarımız çalışıyor, mücadele ediyor. Yani dediğimiz gibi biraz da böyle işte su imkanımız bunlar olmuş olsa en güzel olacak. Tabii. Daha çok insanların cebine daha çok para girerse daha tabii çok çalışıyor. Haz alarak, zevk alarak yapar. Evet. Peki tutarım şimdi Sakız köyündeyiz, Sakız mahallesindeyiz deyince insanlar dilinde sürekli böyle kötülük değil. Hani yiğit adıyla anılır derler ya, evet. Onun gibi misal. Yani Sakız'ın da bir hikaye. Bu yassı tavuk olayı nedir? Bir anlat, dinleyicilerimiz merakla bekliyor. Bak ben biliyorum onu. Evet. Yassı tavuk aslında köyümüze has bir şey değil aslında da. Yani evet. Bu Karadeniz'den gelme geliyor. Yani genel olarak yaygın bir şey aslında işte. Vastanın bir tanesi geçerken işte tavuğu eziyor tekerin altında kalıyor. Ondan sonra da şoför gelip işte ya bu tavuk kimin deyince bizde böyle bir tavuk yok. Yani böyle bir yassı tavuk. Yassı tavuk yok diyor. Ama birçok böyle duyarlanmış yani Sakız'a özgü olmuş, evet. Bir hikayeler böyle fıkralar, evet. Yapılmış. Peki hayvancılık dedik, burada tarımla ilgili dedik. Peki yaylalara nerelere göçersiniz? Yayla göç var mı bu bölgemizde? Yaylamızda göç dinlenmek işi olsa da veyahut da küçükbaş hayvancılık için çıkıyoruz. Yaklaşık 25-30 tane hane yaylaya çıkar. Nerelere çıkıyoruz? Dere Pazarı olsun, ondan sonra Alaçayır dediğimiz yerimiz var bizim. Evet. Çukurçimen var. Benim çok sevdiğim, hakikaten çok mükemmel bir yer. Herkese tavsiye ederim gelmeleri. O zaman götüreceğim çok, muhtarım. Evet, duyduğunuz takipçilerim, muhtarım yaylaya götürecek bizi. Ve orada da çekim yapalım, oraları gösterelim. Evet, Dere Pazarı yaylasına çıkalım. Bu Dere Pazarı'nda yani ne oluyor orada? Ne kadar kalınıyor? Orada bir şeyler ekiyor musunuz muhtarım? Ya kısmi olarak insanlar badem ekmeye başladı. Bağcılık var. Kısmi olarak. Yani elma falan var mı orada? Elma var da işte gelir getirici bir tür olmayınca insanlar çok şey yapmıyor. Yani o zaman şöyle, orası genel insanlar yaylalamak için, tamam mı? Tamam. Böyle kendi evleri var. Yapıyor, evet. Hayvancılık da mı oraya gidiyor? Yoksa başka bir diğer yayla mı? Hayvancılık da gidiyor kısmi olarak işte. Yukarı mesela bizim Alaçayır'ımız var. Ondan sonra Çukurçimen'e gidiyor. Özellikle Çukurçimen'e gidiyorlar. Peki yollar nasıl? İnsanlarımızı çağırıyoruz oraya gelip görsünler diyor da yani yol ulaşım nasıl olacak? Ulaşımımız şimdiye kadar özlemini çektiğimiz hakikaten eskiden de bundan mesela 50-60 yıl öncesi Mut-Ermenek yolu bizim o bölgeden gider. Ama hakikaten Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederim. Yolumuzun altyapısı oldu. Biz konusunda hakikaten Mut Belediye Başkanımız Volkan Şeker'e ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Çok destekler. Şimdi Dere Pazarı'na da bir pazar yerinin olduğu yer yapıldı herhalde değil mi? Evet, daha önce evet, bir evet. Şey orada park arkadaşları falan. Bunu valilik, Mersin valiliği. Orası valilik tarafından, İKOP tarafından yapıldı. Emeğe geçen AK Parti ilçe başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Evet. Yolun altyapısının yapılmasıyla ilgili kumulama çalışması olsun. İnşallah ileride asfaltta olur diye düşünüyorum. Dere Pazarı'ndaki oradaki yapılan yatırım gerçekten bayağı bir mükemmel bir yatırım. İnsanlar yani gelip görsünler, oturabilecekler yerler var ve rahat, daha rahat insanların kullanım alanına her pazar, sunuldu. Tabii her pazar mesela orada büyük bir pazar oluşuyor işte doğal ürünler olsun işte özellikle et yemek isteyenlere tabii sizi de bekliyorum. Çok kalabalık olur. Bekliyoruz yani herkesi. Tamam inşallah oranın da tanıtımını yapalım. Gidelim çekelim. Misafirler davet edelim oraya gelsinler. Gelsinler görsünler. Evet. Şimdi diğer yayla demiştiniz. Orada da evet Çukurçimen. Orada neler var? Neler yetişiyor oraya? Evet. Oradaki insanlarımız, oraya çıkan insanlarımız kısmi olarak ceviz var. Genellikle orada küçükbaş hayvancılık yapmak için çıkarlar halkımız. Yani orada bir yerleşim, normalde bir yerleşim yok ama sadece çadırlar, mandırlar, çardaklar. Çardak var tabii. Daş duvar evleri de var tabii. Öyle var sadece mı öyle? Çadır var. Çok güzel. Su var tabii. Oraya yetecek. Oraya yetiyor da. Yani yine hayvancılık devam ediyor o zaman. Devam ediyor. Evet. Başka bir söylemek istediğiniz bir şey var mı muhtarım son olarak? Mahallemize halı saha yapımıyla ilgili katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim Sunal Başkanıma.
İKOK'tan okul onarımı yapılacak. Onun için de çok çok teşekkür ederim Akadan. Evet. Çok sağ olsun, çok desteklerini gördüm. Sizin için de köyümüze geldiğin için Akadan programda biz teşekkür ediyoruz. Köyümüzü tanıtımında katkınız bulunacak inşallah. Diğer beraber inşallah. İnşallah. Için Akadan evet. Çok büyük bir değer olduğunuzu biliyoruz Akadan. Çok evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz biz de. Evet sevgili takipçilerimiz, muhtarımızı dinledik. Mahallemizle ilgili, köyümüzle ilgili. Şimdi sulama kooperatifinden bilgi alacağız. Esas tarımla ilgili neler var, eksiklerimiz nelermiş, fazlamız var mı? Onları dinleyeceğiz. Görüşmek üzere. Evet sevgili takipçilerimiz, şimdi Sakız köyümüzün sulama kooperatifi başkanıyla. Başkanım hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ahmet Sağlam, Sakız Sulama Kooperatifi başkanıyım. Kooperatif ne zaman kuruldu? Ne zaman faaliyete geçti? Şu anki durum ne? Üyemiz kaç? 26.09.2014'te kuruldu. Evet. Şu anda 321 üyemiz var. Çok güzel. 321 üyemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Burası Sakız Ovası. Sakız evet. Ovası deyince gerçekten böyle büyük bir arazi kitlesine sahip ve mahalle, buraya bağlı mahalleler de var. Az önce muhtarla da görüştük, muhtarlarla da aldık bilgileri ve burası oldukça kalabalık ve arazisi de bol bir yer. Şu anda insanlar tarıma yoğunluk mu yaptı? Tarım nedir şu anki durum burada? Evet, bizim yaklaşık 20 bin dönüm arazimiz var. Bunun daha 3-4 bin, 5 bin civarında bir dönümünü sayabiliyoruz. Fakat bu pandemiden dolayı çok vatandaş rağbet yaptı köylere, köyümüze, bu temiz topraklara, bu sulanabilir topraklara. Evet. Çünkü burada da verimli bir toprağımız var. Onun için herkes Sakız'dan bir yer alıp da bir bahçe yapabilir. Yani şu anda 16 bin dönümü daha boş. Evet, evet. 16 bin dönümü yani daha boş. Peki yani buralar ekilmez mi? Ne olur? Neden suyumuz olur? Yetmiyor. Suyumuz yetse ekilebilir. Yani şimdi... Sizler de çekimler yaptınız, görüyorsunuz, göstereceksinizdir de şu anda suyumuz yetse biz musu besleriz. 2011 yılında havuz değil mi? Havuz 3000, 4000 tonluk bir havuz yapıldı. Kalkınma Ajansı vasıtasıyla, köylü millet işbirliğiyle bu havuzu kullanıyoruz şu anda üreticilerimize. Bu buraya su nereden geliyor? Irmaktan geliyor. Göksığırmağından geliyor. Mesafe? 8 kilometre. 250 kodunda biz iki yerden hem Göksu Irmağı'ndan hem Ermenek Irmağı'ndan su alıyoruz. Bir tane 250, bir tane 300 beygir. Yani çok büyük pompalarla basıyoruz. Fakat bu pompalara elektrik getirmek biraz yani şimdi, çok sıkıntı. Yani bayağı bir maliyet gibi. Evet çok maliyet, çok. Biz yıllık, geçen yıl muhasebe kayıtlarından aldım. Yeni parayla 1.193.000 lira. Yani... Eski parayla 1 trilyon 193 milyar geçen yıl elektrik parası ödemişiz. Yani sadece sezonluk. Sadece sezonluk, 6 aylık. 6 aylık yani o zaman yani bu az önce dediğin yani 4000 dönümlük alanı ödediğiniz para bu. Evet, evet, evet. Diğerleri de ekilecek olursa ne olacak? Vallahi çok büyük. Bir onu geçtim. Bir de TEDAŞ şu anda onları biz bu kadar para yatırdık. Bir de TEDAŞ Enerjisa şunu istiyor bizden. 128 milyar daha teminat bedeli istiyor. Yani geçen yıl birine yatırdık. Bu yıl birine tekrar 128 milyar daha yatırmazsanız elektriğinizi keseceğiz diyorlar. Ama niye yani bu teminat daha önce yatırdık diyorsun. Şimdi tekrar bunun şeyi ne? Yani niye tekrar isteniyor? Bunu güncelledik biz diyor. Sizin faturalarınız yüksek. Siz de paraları ödüyorsunuz. Bize mükafat vermek dururken bize tekrar 128 milyar daha. Hayır burada bir para kaynağı var. Yani dediğiniz gibi iyi para, hani az para dönmüyor. Burada İnsanlar emeğinin karşısında çalıştıklarını elektrik için yani daha 8 kilometre mesafeden çekilen suyun bedelini rahat rahat ödüyorsun. Evet bunun tekrar bu istenen paranın şeyi nedir? Yani olay. Şimdi sevgili yetkililerimiz inşallah bununla ilgili bir açıklama bekleriz. Açıklama gelirse biz buradan yayınlayalım. Yani burada büyük bir sıkıntı var. Yine başkanım anlatacak. Yani hem parasını ürettiği, tükettiği parasını ödüyor ve arkasından bir de ikinci defa teminat isteniyor. Burada
Eğer bir açıklama gelirse buradan kanalımızdan yayınlayalım. Evet. Biz şunu buyur. İstiyoruz. Yani elektrikteki %18 KDV, %1 indirsin hükümet, yetkililer. Enerji TRT payı almasınlar, kayıp kaçak parası almasınlar. Biz kooperatif olarak yatırım yapmaya başlayalım tekrar. Yani biz 1 trilyon 190 milyarı öderken bu yarıya düşer. Çok, yani çok para ödüyoruz. Yani yazık bu çiftçilerimize. Evet. Gerçekten KDV üreten bir kişileriz. Biz ihracata yardımcı olan biz. Bizim gayesilerimiz ihracatlık mal. Yani biz üretelim ki ihracata devletimiz satsın. Oradan devletimiz de döviz kazansın. Peki bunun başka bir alternatifi olur mu? Enerjiyle değil de normal kendi haline doğal kaynaklardan temin edilebilir mi? Nedir? Evet, edilebilir. Çalışma var mı yani? Şu anda tabii ki yukarıda yaylamızda sularımız var. Bu sular toparlanarak gelse bizim için elektrik maliyeti sıfır. Yani gelirken onları toparla, gelirken elektrik bile üretebilirsin önündeki şeylerde. Yani bu kod farkları çok yükseklerde. Peki bununla ilgili kooperatif olarak bir girişimde bulundunuz mu başka? Evet, bulunduk. Gölet istedik. Gölet istedik ama yazı geldi tekrar. Bu Göksu'nun üzerinde bir kurulacak baraj varmış. O barajdan Sakızova sulama projesi var. Onun için şu anda ikinci bir yatırım yapmayız. Diyor. Yani bunun ne zaman olacağı, ne zaman yapılacağı? O da daha net belli değil. Net belli bir şey yok. Biz iki tane gölet istedik. Devlet suçlarına yazımı yazdım. Fakat oradan gelen cevap, size şu anda ikinci bir masraf yapmayız. Yani sizin hali hazırda gölet projeniz var, Sakızova sulama projeniz var ama kaynaktan dolayı bir sıkıntı var herhalde. Peki burada neler yetişiyor? Zeytin ve kayısı. Kayısı. Kayısı nedir cinsleri? Matador var, Pirista var, Trintine var, Aldeniz var. Yani her çeşitten var. Hem erkenci hem geççi. Hepsinden var. Hepsi oluyor. Bu Akdeniz sineğinin de kesinlikle burada... Bizim gayesilerimizde ne çil olur, ne sinek olur, ne de aromasında. Aroması daha güzel, rengi de çok güzel. Çil de olmaz. Nem olmadığı için biz mesela buradan kendi yaşadığımı biliyorum ben. Arabama götürüyorum, komisyoncuya veriyorum. Komisyoncu, ihracatçı ben vardım mı benim arabayı takip ediyor. Sakızdan geldi diye. İhracatçılar buraya gelmeye başladılar. Yani kalite burada olacak. Evet, kalite. Yani insanlarımız da çalışmayı seviyor buradaki bölgenin insanları çalışır. Ama burada sadece bize destek olsunlar. Sorunumuz, eksiğimiz olan sulama suyumuz, değil mi? Sulama suyunda da eğer çözersek bura Türkiye'yi besler mi diyorsun? Başka? Mersin'i besler, Mersin. Türkiye'yi de dünyaya gönderiyoruz biz ihracatlık. Bak işte yani Türkiye'yi besler de yeter ki burada sulama suyumuz olsun, her yeri besleriz. Atalarımız ne demiş biliyor musun? Kan düşse can biter. Yani böyle bir toprağımız var. Yeah. Daha sulanmadık 15 bin dönüm arazimiz var. 15, belki de daha fazladır. Daha fazladır. Yani bu bildiğimiz şu an. Evet. Yani yetemiyoruz. Şu anda pandemiden dolayı üreticilerimize yetişemez hale geldik. Hem de şimdi pandemiden dolayı işte şehire giden gençler de geriye gelmeye başladı değil mi? Şimdi ben şuna inanıyorum ki bizim köyden %90 daha fazla dışarıdan bize talip olur. Mesela bizim köyden göçmüş adam eniştesini göndermiş, tarlasını eniştesine vermiş. Bizim köye gelip burada üretim yapıyor. Bahçe yapmaya başladılar. Evet, burada çoğu. Herkes Sakız'da gözü. Yani enişteleri biz buraya çağırıyoruz. Burada enişteleri bakarız ya. Bakarız. Ekonomiye destek olsunlar. Evet. Evet başkanım, şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Size söylemek istediğim şeyler var mı? Sayın Bakanımdan, Sayın Tarım Bakanımdan, Sayın Enerji Bakanımdan bu elektrikle ilgili mutlaka bir çözüm getirmeleri, en azından biraz önce de bahsettim, KDV'sini almasınlar. Çünkü biz tarım yapıyoruz. Yani Türkiye'de en pahalı elektrikleri kullanan birisi biz. Evden fazlaya elektrik maliyetimiz var. Bütün milletvekillerini köyüme davet ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'i köyüme davet ediyorum. Ben biliyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer kendisi de bir ziraat mühendisi. Eğer ki gelsin buraya, buralara görsün. Buralarda yatırım yapmaya değer mi değmez mi kendisi bizzat karar versin. Bizim suya ihtiyacımız var, gölete ihtiyacımız var, boruya ihtiyacımız var, havuza ihtiyacımız var. Biz üretiriz. Bizde sıkıntı yok. Biz evet, de işçiliğe güzel. Varız. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Evet sevgili takipçiler, burası bizim mahalle. Sakız köyümüzdeydik. Sulama kooperatifimiz ve muhtarımızı dinledik. Başka bizim mahallede buluşmak üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.
Evet.